Herkese merhabalar. Bugün sizlerle bisküvili pasta yapacağız. Hemen tarife geçelim. Haydi başlayalım. Kurabiye tart hamurumuz için 100 gram kadar oda sıcaklığındaki tereyağımızı karıştırma kabımıza alalım. Bir yumurta ekleyelim. Bir çay bardağı şeker ekliyorum. Bunu bir yoğuruyoruz. Daha sonra içerisine 2 su bardağı un ve bir paket vanilya ekleyip yoğuracağım. Kıvamına göre un ayarını kendiniz yapın. Ben hamurumu yoğurdum. Şöyle ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. Üzerini streç filmle kapatıp yaklaşık yarım saat dolapta bekleteceğim. Hamurumuz hazır olduktan sonra biz de pastacı kremamızı yapmaya başlayalım. Ben 2,5 su bardağı kadar sütümü tencereme aldım. Şimdi içerisine 1 adet yumurta ekleyeceğim. 1 su bardağı kadar şeker ekliyorum. 1 yemek kaşığı kadar un, 3 yemek kaşığı kadar mısır nişastası ekleyip ocakta güzelce pişireceğim arkadaşlar. Kaynayana kadar pişireceğiz. Pişirme aşamasında sürekli karıştırmanızı tavsiye ederim. Hiçbir şekilde topaklanma olmaması için. Kremam katı bir kıvam aldıktan sonra arkadaşlar ben altını kapattım ve üzerini streç filmle kapatarak, üzeri hiç kabuk bağlamadan yapmanız gerekiyor. Streç filmle kapatarak yaklaşık 8-9 saat kadar buzdolabında bekleteceğim. Bir gece önceden de yapabilirsiniz kremasını. Evet, yaklaşık 8-9 saat buzdolabında duran kremamızın ben üzerine açıyorum. Güzel bir şekilde sertleşti arkadaşlar. Şimdi mikser yardımıyla açacağız. Evet, mikserle ben güzelce açtım. Şimdi içerisine bir paket toz krem şanti ekliyorum. Ve tekrar çırpacağım. Ve içerisine çok az şöyle krema ekliyorum. Daha sonra çırpmaya devam edeceğim. Kıvamını kremayla ayarlayabilirsiniz. Kremamın kıvamı çok güzel oldu. Tam istediğim gibi sert. Şimdi dolaba kaldıracağım. Bu arada ben de bisküvisini yapacağım. Evet, hamurumuzu artık alıyoruz. İki tane yağlı kağıdın arasına şöyle tekin üstündeyken bastırıyorum. Ve şöyle ikinci yağlı kağıdımı serip merdane yardımıyla dilediğiniz boyutta açabilirsiniz. Çok fazla ya da çok kalın olmayacak şekilde açalım. Evet, istediğimiz boyutta açtık. Üzerindeki yağlı kağıdı kaldırıyorum ve dilediğimiz şekilde keseceğiz şimdi. Ben şöyle yuvarlak kalıbımı kullanacağım. İki kat yapacağım. Şimdi tekini kesiyorum. Tekrar hamuru açıp bir kat daha keseceğim. Evet, ben bu şekilde yuvarlak bir kalıp yapıyorum ve ortasını çay bardağı ile şöyle çıkarttım arkadaşlar. Sizler dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Pişirmeden önce de üzerinin her tarafına olacak şekilde çatalla deliyoruz. Evet, ben iki hamurumu da gördüğünüz gibi aynı ölçüde açtım. Şimdi 170 derece önceden ısıttığım fırında yaklaşık 10-15 dakika aralığında üzeri kızarana kadar kontrollü pişireceğim. Evet, bisküvilerim pişti. Şimdi tabağa tekini alıyorum. Üzerine krema süreceğim. Daha sonra üzerine tekrar diğer bisküvimi koyup süsleme aşamasına geçeceğim. Şöyle tabağa aldım ve sıkma torbama kremamı sıkmıştım. Şimdi şöyle kenarlarına güzelce desenler yapıyorum. Evet, şimdi içerisine ben kiraz koyacağım. Daha sonra üzerine ikinci katını koyacağız. Şimdi diğer katını koyalım. İkinci katını da kremayla kapladıktan sonra üzerine süsleme aşamasına geçiyoruz. Dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben vişne, çikolata parçaları ve çeşitli bisküviler kullanacağım. Siz dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Pastamız hazır gördüğünüz gibi. Çok güzel görünüyor. Yapanların ellerine sağlık. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.